Gibi simetrik, tam simetrik, muntazam. Boyunu filan da ölçünce şey ettim, aklıma ilk gelen bu gemi meselesi oldu. Arkadaşlara şey ettim, çağırdım. Ya dedim, ben bak böyle bir şey buldum. Bu dedim, sakın dedim, şu Nuh'un gemisi olmasın. Ya. Baktılar, filan işte sahiden benziyordu, şöyle oluyordu, böyle oluyordu filan. Birden bu yayıldı onun üzerine. Doğu, doğu diyoruz. İşte doğunun kalkınmasında birinci sebeplerden birisi olur. Walt Disney mektubunda da öyle diyor. Siz diyor Türkler, Türkiye diyor bu yüzden diyor hani kalkınırsınız. Çok büyük bir altın madeni bulmuş sayılırsınız. Yani bir altın madeninden neredeyse daha kıymetli diyor. Türkiye diyor bu yüzden kalkınır. Bu peygamber diyor, Nuh peygamber, Müslüman, Hristiyan veya diğer dinlerden. Bütün diyor, yani insanlığın tanıdığı ilk peygamber aşağı yukarı. Bir peygamber. Dolayısıyla diyor Türkiye diyor, bütün bunları diyor, bütün milletlerin diyor ziyaret yeri olur. Ve Türkiye diyor bu yüzden kalkınır. Yalnız şeyi kaldı, şeyi kaldı. Formu kaldı, çamurun oldu. Formu kaldı, bu olabilir. Niye kadar tesadüftür ki uyuyor yahu, ölçüsü uyuyor, kalınlığı uyuyor, uzunluğu uyuyor ya. Nuh'un gemisi eğer buysa, buyla bu şu andır mesela, şu andır mühim olan. Yani bu aşağıda Allah'ı görmek gibi bir şeydir ya. In 2014, a crew came out here from New Zealand and America, and then we scanned Noah's Ark with resistivity, and that uses electrical current to show what's below the ground. And what we saw when we processed the images a couple years later was this 3D image, and this is the actual data of the hull of Nuh'un Gemisi. This is what it's showing below the ground. This is not fake or a simulation. This is the real data that shows the boat, the hull of the boat, buried under the ground.